4 Temmuz 2015 tarihinde başlayan süreçte başta DAEŞ ve PKK, KCK olmak üzere terör örgütlerinin doğrudan kamu düzenini bozmayı hedefleyen faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı operasyonlar başlamıştır. Bu basın toplantısını hem yapılan operasyonlara hem de başta Cizre olmak üzere belirli bölgelerde yürütülen çalışmalara dair bilgi vermek üzere düzenlemiş bulunuyoruz. Değerli basın mensupları, bilindiği üzere kapsamlı operasyonların başladığı günlerde Şırnak ilimizde yargı mercileri tarafından örgüt mensubu olduğu değerlendirilen 91 kişi hakkında yakalama kararı idari mercilere iletilmiştir. Yargının taleplerinin yerine getirilmesi ve hayatın olağan akışını engelleyen hukuk dışı olaylara karşı bu çerçevede bir operasyon başlatılmıştır. Bu çerçevede yapılan operasyonların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, sivil vatandaşlarımıza yönelik herhangi bir zarar gelmemesi ve kamu düzeni açısından Şırnak Valiliği tarafından 4 Eylül 2015 günü saat 20'den geçerli olmak üzere Cizre ilçemizde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Operasyonlar terör örgütü tarafından açılan hendeklerin kapatılması, tuzaklanmış mayınlı barikatların kaldırılması, teröristlerin yakalanması, güvenlik güçleri ve kamu binalarına yönelik bombalı silahlı saldırıların engellenmesi, vatandaşlarımıza sunulan adalet, eğitim, ulaşım, sağlık gibi ve güvenlik hizmetleri gibi hizmetlerin aksatan şiddet olaylarının sona erdirilmesi ve kamu düzeninin kalıcı olarak tesis için gerçekleştirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bu süreçte sivil vatandaşların zarar görmemesi için azami dikkati göstermiş ve terör gruplarına karşı operasyonları hukuk çerçevesinde kalarak gerçekleştirmiştir. Değerli basın mensupları, bu operasyonlarda Cizre'de ele geçirilen mühimmat, operasyonların ne kadar haklı ve doğru olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. 4 Eylül 2015 günü başlayan operasyonlarda 800 kilogram patlayıcı imha edilmiş, toplam 30 hendek ve barikat kaldırılmıştır. 10 örgüt mensubu gözaltına alınmış, ikisi kimliği belirsiz olmak üzere 7 terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. 11 polisimiz ve 4 vatandaşımız yaralanırken bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 2 Kalaşnikov marka tüfek, bir el bombası, bir pompalı tüfek ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimize yönelik 21 roket atar, 19 el yapımı bomba ve bir tuzaklı bomba kullanılmış, 6 adet sırhlı aracımız hasar görmüştür. Öte yandan ilgili birimlerimizin yaptığı analizler çerçevesinde terör örgütünün kaybının şu ana kadar 30-32 civarında olduğu değerlendirilmektedir. Yapılan bu operasyonlarla ilçe genelinde vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya hatta ortadan kaldırmaya yönelik tüm etkenler birer birer bertaraf edilmektedir. Öte yandan bu süreçte operasyonların etkisini azaltmak amacıyla terör örgütüne müzahir gruplarda başta sosyal medya olmak üzere birçok farklı mecrada kapsamlı bir dezenformasyon kampanyası başlatılmış ve kara propagandanın birçok unsuru devreye sokulmuştur. Operasyonların başladığı ilk andan itibaren vatandaşlarımızın can güvenliği için gereken adımlar atılırken Cizre halkının insani tüm ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık, gıda gibi ihtiyaçları için azami düzeyde özen gösterilmektedir. Bu çerçevede valilik tarafından belirlenen dönem ve noktalarda gıda dağıtımı yapılmakta, fırınlar açılmakta ve sağlık hizmetleri için gereken tüm tedbirler devreye sokulmaktadır. Fakat özellikle sağlık personeline yönelik olarak terör örgütünün sistematik bir şekilde saldırılar düzenlediği ve bu hizmetleri engellemek için elinden geleni yaptığı bilinmektedir. Değerli basın mensupları, şimdi de ülke genelinde yaşanan bazı gelişmelere dair bilgiler vermek istiyorum. Bilindiği üzere 6 Eylül 2015 günü Hakkari ili kırsalında bulunan Dağlıca Yüksekova yolunun ulaşımı açılması maksadıyla yürütülen çalışmalarda yola döşenen el yapımı patlayıcıların patlaması neticesinde 16 askerimiz şehit olmuştur. 8 Eylül 2015 tarihinde ise Iğdır Dilucu hudut kapısında görevli personeli taşıyan araçlara yönelik terör eylemi gerçekleşmiş ve 13 polisimiz şehit olmuştur.
Ülke genelinde terör örgütünce gerçekleştirilen saldırılar neticesinde şehit düşmüş evlatlarımızı vatandaşlarımız bağrına basmış, kahramanlarımız ebediyete uğurlanmıştır. Öte yandan ülke genelinde 7, 8, 9 Eylül 2015 tarihlerinde terörü lanetleme ve yaşanan saldırıları protesto adı altında çeşitli sivil toplum kuruluşları ile sosyal medya üzerinden örgütlenen gruplar organizesinde 72 ilimizde 859 eylem etkinlik gerçekleştirilmiştir. Anayasamızda güvence altına alınan düşünceyi açıklama ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarının sonucu olarak ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde çok sayıda basın açıklaması, toplantı ve yürüyüş gibi etkinlikler düzenlenmiş. Vatandaşlarımız bu etkinliklerde terör saldırılarına olan tepkisini ifade etmiştir. Ancak bu eylem ve etkinliklerin dışında başkalarının hak ve özgürlüğünü hiçe sayan ve şiddet hareketlerine dönüşen bazı eylemlerin de gerçekleştiği görülmüştür. Huzur ve barış ortamını bozmaya yönelik düzenlenen provokasyon amaçlı bu eylemlerde 69 parti binasına saldırı gerçekleşmiş, 7 ilimizde toplam 30 ev ve iş yeri ile 8 aracın hasar görmesine sebebiyet verilmiştir. Gerçekleşen bu eylemlerde 40 polisimiz ile 51 vatandaşımız yaralanmış, maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kamu düzenini bozan bu eylemlere anında müdahale edilmiş, şüpheliler ele geçirilmiş ve olaylarla ilgili 310 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlemler başlatılmış ve konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Terörle mücadeleye kararlılıkla devam eden güvenlik güçlerimiz, konusu ve tarafı ne olursa olsun, kamu düzenini, genel asayişi, halkın huzur ve sükununu bozan, hayatın olağan akışını olumsuz etkileyen, birliğimize ve beraberliğimize kasteden her türlü faaliyeti engellemek ve yasaların vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde mesai mefhumu gözetmeksizin fedakar bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalarımız da aynı kararlılıkla devam ettirilmektedir ve bundan sonra da ettirilmeye devam edecektir. Bu zamana kadar vatanımız için hayatını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Olaylar nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına da başsağlığı diliyor ve yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, çok değil, 3 arkadaşımızdan soru alacağım. O 3 arkadaşı belirleme imkanı ve yetkisi de sizlerde olsun. Evet. İki soru, bir soru istiyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, hayatın olağan akışını aksatmamak şartıyla ve çok arzu etmememize rağmen sokağa çıkma yasağını hukukun vermiş olduğu sınırlar içerisinde uyguluyoruz. Faaliyetlerimizi en kısa sürede tamamlayıp ve mümkün olduğu en kısa süre içerisinde sokağa çıkma yasağını kaldırmak istiyoruz. Sokağa çıkma yasağı olağan olan bir durum değil, olağana dönmek hepimizin birinci amacı. Bu faaliyetlerin, bu terör olaylarının tabii ki organize olduğunu düşünüyoruz. Bireysel olma şansı söz konusu değildir. Evet. Efendim, Ömer Topsakal Haber Türk Televizyonu'ndan. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu bir heyet Cizre'ye doğru yolda. Hala bir polis ablukası olmuştu sabah saatlerinde. İdil'den Cizre'ye geçmelerine izin verilmemişti. Son durum nedir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli arkadaşlar, Cizre'de sokağa çıkma yasağı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün Türkiye biliyor. Bütün vatandaşlarımızın olduğu gibi Sayın Genel Başkanların, Sayın Bakanların ve Milletvekillerinin de öncelikle güvenliği bizim için her şeyden önce geliyor. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama noktasında sivil vatandaşların ve başkalarının o güvenliğini sağlama aşamasında göstermiş olduğumuz hassasiyeti Sayın Bakanlar ve Milletvekilleri için aynen gösteriyoruz. Cizre'ye varmaları durumunda farklı provokatif olaylara sebebiyet verebileceğini değerlendirdiğimizden dolayı kendilerinin güvenliğini ve huzurunu sağlama noktasında Cizre'ye varmaları söz konusu değildir. Ona müsaade etmeyeceğiz. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar.